Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı Bey'in konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi İl Başkanımız Sayın Nuh Dağdelen Bey'in konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Çok kıymetli beyefendiler, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii bugün bu sevinci, bu coşkuyu bizimle birlikte paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz tekrar. Saygıdeğer başkanım, Kırıkkale'deki bu coşku Allah izin verirse artarak devam edecek. 2019 seçimlerinde başta milletvekillerimizin önderliğinde çok kıymetli belediye başkanlarımızla birlikte siyasete AK Parti içerisinde gönül vermiş tüm öteşikler mensuplarımızla birlikte bir ve beraber çok güçlü bir şekilde hazırlanacağız Allah izin verirse. Bugün burada bu kongremizin bu şekilde coşkulu geçmesine vesile olan, katkı sağlayan Sayın Ramazan Can milletvekilime, Abdullah Öztürk milletvekilime, Mehmet Demir milletvekilime ve İl Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı Beyefendi'ye, Yaşayan Belediye Başkanımız Ahmet Sungur Beyefendi'ye, Balışık Belediye Başkanımız Ali Dedeoğlu Beyefendi'ye, Bağışlı Belediye Başkanımız İbrahim Gör Beyefendi'ye, Hacılar Belediye Başkanımız Memduh Bağıraçık Beyefendi'ye, Turgut Derece Belediye Başkanımız Turgut Özen Beyefendi'ye ve Çelikli Belediye Başkanımız Nur Şahin Beyefendi'ye ve tüm ilçe başkanıma ve tüm teşkilatıma çok teşekkür ediyorum. En kalbi duygularım, hepinizi çok seviyorum. Kırıkkale'nin en tecrübeli ve en yakışıklı belediye başkanı Mutluş'un özür dilerim dedi Yıldırım abiye. Burada ayrıca çok teşekkür ederim. Yanlışlar yapmayın. Sayın Değer Başkanım, Allah izin verirse bu dönem içerisinde teşkilat anlayışımız kıymet bilmek üzere olacak efendim. Biz oy veren tüm partilerimizin kıymetini bileceğiz. Mahalle başkanlarımızın ve komite üyelerinin kıymetini bileceğiz. İlçe başkanlarımızın, ilçe yönetim kurulu üyelerimizin kıymetini bileceğiz. Belediye meclis üyelerimizin, il genel meclis üyelerimizin kıymetini bileceğiz. Milletvekillerimizin kıymetini bileceğiz. Ve hepsinden daha önemlisi, seccadesinin başında Allah benim ömrümden alsın da Recep Tayyip Erdoğan'a versin diyenlerin kıymetini bir defa bileceğiz. Uzatmak istemiyorum. Burada sözün üstadı kıymetli büyüğümüz var. Sizinle ülke günde siyaset konularına değerlendirme yapacak. Affınıza sığınarak
Hepinizi çok çok seviyorum. Bunu ifade etmek istiyorum. Tabii sizin bu sevginiz beni çok heyecanlandırdı. Ama öncelikle milletvekillerimize kuvvetli bir alkış istiyorum sizden. Allah razı olsun. Yapmış oldukları hizmetlerle Kırıkkale'mizin yüzünü hak ediyorlar. Belediye başkanlarımıza çok kuvvetli bir alkış istiyorum. Onlar da yapmış oldukları hizmetlerle alnımızı açık bir şekilde burada bu şehirde bizi gezmemize yardımcı oluyorlar. Bir de hep birlikte teşkilatımıza alkışlıyorum. Ben de size alkışlıyorum. Allah hepinize razı olsun. Allah hepinizi yar ve yardımcısı olsun. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Korkunu saygılarım. Evet, İl Başkanımız Sayın Muhtar'ın konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Erdal Baloğlu Beyefendi kongremize teşrif etmişlerdir. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi gerçekten hem Ankara'da hem Kırıkkale'de 24 saatini 25 saat yapan, çalışan değerli milletvekillerimize söz veriyorum. Sayın milletvekilimiz Mehmet Demir Bey'i konuşmalar yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun. Sayın Divan, saygıdeğer genel başkan yardımcımız, teşkilat başkanımız, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, sevgili il başkanımız, eski il başkanımız, Merkez İlçe Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, çok değerli AK Parti aileleri, 6. olan kongremiz, Kırıkkale'mize, partimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok değerli dava arkadaşlarım, evet bugün Merkez İlçemizin 6. olan kongresini yapıyoruz. Tabii bu arada aramızda partimizin kuruluşunun ilk dakikasından itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırıkkale'ye ilk gelişinden itibaren daha seçimlere girmeden sizi ülkede başbakan olacaksınız diyen Süleyman Köstekli abime de hoş geldiniz diyor. Sizin toplumlarınızı teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar, Nuh Bey de söyledi. Bizim hizmet anlayışımız önce geçmişimizde bu partimize hizmet etmiş, görev yapmış bütün arkadaşlarımızı saygıyla, minnetle ve şükranla anmak ve yad etmek olması lazım. Çünkü hepimizin bulunduğu görevler süreli görevler. Bir gün hepimiz eski milletvekili olarak, eski il başkanı olarak, eski merkez ilçe başkanı olarak, eski il yöneticisi olarak anılacağız. Onun için burada hiçbirimiz kalıcı değiliz. Önemli olan bu kubbede hoş bir seda bırakmak. Ben de bir kardeşimiz olarak partinin kuruluşundan bugüne bu davanın içinde olan Recep Tayyip Erdoğan'la beraber bu yolda hizmet etmeye çalışan bir kardeşinizim. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz evimiz Kırıkkale'de. Aynı zamanda Sayın Teşkilat Başkanımızın da takdirleriyle Isparta ve Burdur koordinatörlüğünü yapıyor. Ama bir eski başkan olarak, eski bir teşkilatçı olarak şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Aslında milletimizin Recep Tayyip Erdoğan'la, Sayın Cumhurbaşkanımızla ve AK Parti ile bir problemi yok. Sadece biz kendi partimiz içinde, kendi teşkilatlarımızda, kendi dava arkadaşlarımız içinde, kendi yol arkadaşlarımız içinde birbirimize gönül kırıklarımız giderdiği an biz Kırıkkale için söylüyorum %70'i alırız. Çünkü 70 referandumunda biz Kırıkkale'de %68 aldık. En son seçimde %62,5 aldık. En son Cumhurbaşkanlığı referandumunda %62'ye yakın oy aldık. Bakın arkadaşlar, bu çıta %70'tir. Bu
Sayın Erdoğan'la yüksek bir oyla tekrar oyuna seçmemiz lazım. Bu her şeyden önemli. Sizin aramızdan bir önemli. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Herkesin böyle idrak etmesi lazım. Herkesin de böyle anlaması lazım. Değerli arkadaşlar. Çünkü etrafımız ateş çöpleri. Bugün Suriye'de olanları biliyoruz. Bugün Irak'ta olanları biliyoruz. Bugün Libya'da olanları biliyoruz. Hemen Suudi Arabistan'da bugün ortalık topur topur kaynıyor. Bunları biliyoruz. Bunu bu geçiş sürecinde tek engelleyecek kişi, güç, Rabbim onun ömrünü uzun etsin, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun için nefislerimizi ayaklarımızın altına alacağız. Herkesin ayağına gideceğiz. İnşallah bizim kaleden de 2019 yılında Sayın Teşkilat Başkanımız %70 bir oyla Kırıkkale'de biz görevimizi yapacağız diyor. Tekrar kongremizin hayırlı bir olmasını yazıyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür Evet, milletvekilimiz Sayın Mehmet Demir Bey'e güzel konuşmalarından teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere milletvekilimiz Sayın Abdullah Özgürlük Bey'i mikrofona davet ediyorum. Çok kıymetli Genel Başkan Yardımcım, Teşkilat Başkanım, çok değerli liman koordinatör milletvekilimiz, milletvekili arkadaşlarım, belediye başkanım merkez, ilçe belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, çok kıymetli muhtarlarımız, değerli teşkilat mensuplarımız ve yine biraz evvel Hürriye'nin söylediği gibi 2001 yılında ben Keskin ilçe teşkilatı kurucusuyum Sayın Başkanım. Ramazan Bey İl Başkanı, Mehmet Bey'le İl Başkan Yardımcısı, Sayın Genel Başkanımız Kırıkkale'ye geldi. Merkez İl Teşkilatımızın açılışına. Orada ben kendi ilçemde, bugünkü Belediye Başkanı Milliyetçi Hareket Partili'ydi. Vatandaşı arabalarımıza bindirmemize rağmen bir taraftan adam toplarken arka taraftan o günkü siyasi iktidardan korktukları için tekrar arabamızdan indikleri günde Kırıkkale'de Sayın Genel Başkanımıza siz başbakan olacaksınız diyen Sayın Süleyman Köstek abimin nezdinde bütün sivil toplum örgütlerine hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz. Evet, değerli arkadaşlar, benim bunu hep söylüyorum, 92 yaşında bir